Herkese selamlar. Bugün beni 50 FPS LoL maceramdan kurtarmak için ince hesabı bilgisayar toplamaya geldik. Çok bilgisayar parçalarından anlamadığım için bugün Hakkuş abi bana yardımcı olacak. Arkadaşlar merhabalar. Bizim bildiğiniz gibi sistem toplama kanalımız var. Vildan da bizi oradan görmüş sağ olsun. Bir de şöyle bir tesadüf ettik. Bugün ben de ince hesaba çok güzel bir sistem toplamaya geldim. Aynı güne tesadüf ettiğimiz için kendisi de rica etti. Yardımcı olur musun dedi. Ben de tabii ki dedim seve seve. Şimdi içeri gireceğiz. Ne yapacağız? 4060 Ti ile sistem kuracağız. Evet. Hadi geçelim istiyorsanız. Evet, şimdi biz buraya geldik ama kocaman depo, ne alacağımızı, nereden alacağımızı bilmiyoruz. Vildan'ın sistemi zaten hazır değil mi? Liste olarak. Evet, liste. Tamam. Elimizde. Yani parçalar belli. Abi sizden biri de bir zahmet şuraya bir teşrif edip de yerini gösterin en azından da malları ben alırım. Sıkıntı yok. Nasılsın abi? Abi çok şükür gördüğün gibi bomba gibiyiz. 4070 süperli sistemi, TI süperli sistemi duyunca koşa koşa geldim Yalovalardan. Abi Vildan Hanım'a da bir sistem toplayacağız. Tabii ki de. Tabii evet, ki de. Önce onun işini halledelim. Benimki kolay. Vildan hoş geldin. Hoş buldum, iyiyim, sen de. Duydum ki hala 2060 kullanıyorsun. 2060 LoL'de şu anda kanser. Harbiden 2060 çok eskilerde kaldı ya. Duman çıkıyor. İlk başta depoyu size bir tanıtalım. Olur abi. Burada ağır vasıta dediğimiz böyle yüksek hacimli aslında ürünlerimiz var. Kasalar gibi, televizyonlar gibi, ileride televizyonlar vesaire var. İnce hesap zaten sadece bilgisayar satmıyor arkadaşlar. Telefon, televizyon. Televizyon, notebook. Evet. Akıllı saat, telefon bileşenleri gibi her şeyi bulabilirsiniz zaten. Telefon ihtiyacım olursa da senden alırım. Abi zaman. Gel baş göz üstüne, sıkıntı yok o taraflarda. Evet. Gördüğün gibi abi buradan upuzun bir alanımız var. Zaten sağ taraflarda vesaire yurt içi kargo olsun, Jetiz olsun gibi markalar, yani burada kargo dağıtım şirketlerinin alanları bulunuyor. Yani ben bir şey aldığım zaman direkt buradan kargo çıkışı oluyor. Aynen öyle. Yani buradan bir kargoya götüreyim olayı falan yok. Yok asla. Hani gelip de buradan almıyorlar. Direkt burada yerleri var zaten. Paketliyorlar. Burada konver sistemi var. Zaten ileride ben size göstereceğim. Çok iyi. Yukarıda da paketleme alanlarını gösteririm. Paketleme yapıldıktan sonra konver sistemine gönderiyorlar. Barkod da yani faturanda. Atıyorum yurt içi kargo ile gidecekse yurt içi kargoya direkt şu yukarıda göstereceğim konver sistemiyle onların alanına gidiyor. Allah. Oradan da sevkiyatı direkt getiriyorlar. Zaten hazır sistemlerde vesaire de 3 iş günü. İstanbul içindeyseniz daha erken getirmeye çalışıyoruz. Şurada yukarıda gördüğün konver sistemi var. Yukarıya çıkacağız zaten. Evet. Birazdan orada paketleme işlemleri yapıyor. Tamam, konver sistemi için Türkçe konuş, herkes anlamaz. Ben anlarım da bak. Raylı sistem arkadaşlar. Raylı sistem abi, aynen öyle. Tamam, raylı sistem var. Oradan ürünü veriyorlar. Buradan evinize kadar geliyor rayla. Ona benzer bir evet. Şey abi. 3 iş gününde istediğiniz yere gönderebiliyoruz tamam, zaten bu tarafta. Montaj alanını da bir görürüz arkadaşlar. Tabii orası bir zaten. Bir sefiş ederiz yani. Tabii abi istediğin kadar onda yönü bir sıkıntı yok. İsterseniz yukarıya çıkalım. Orada paketleme. Zaten buralar ağır vasıtalar. Sizin burada bir işiniz yok. Evet, hani yok. Yukarıda size sistem parça, işlemci, klavye, monitör vesaire küçük alanda hacimi yer kaplıyor. Klavye de gideceksin yani. Edeyim abi. Sıkıntı yok. Yani patron bizi kovmazsa evet. Vereceğim abi. O yandan bir sıkıntı yok. Evet. Emirhan abi buna ben bir binebiliyor musun abi böyle? Abi, bu sadece 100 kiloyu. Sen kaç kiloyu? 99'um ben abi. Tamsın Emre'sin. Ben seni böyle yurt içine Yalova'ya gönderebilirim yani. Süper. Süper de arabayla geldik. Arabayı ne yapacağız? Emran Bey'le buranın sorumlusu. Abi memnun oldum. İsterseniz şu taraflarda Hakan abi, YouTuber'ımız diye. Hakkuş. Hakan diye kimse bilmiyor. Hakkuş. Geçen izledim videosunu. Evet. Bu tarafta isterseniz Emre abi size anlatsın. Daha abi süper olur. Sana Emre abiye verelim. Ya burada şimdi anlatılacak üründen ziyade anlatılacak bir şey varsa okey dinleyelim ama biz sabırsızlanıyoruz sistem için. Biz yayıncıyız. Bir an önce aslında gitsek de süper olur. Varsa anlatılacak bir şey dinleyelim. Merak ediyoruz. Evet gördük, süper bir sistem yapmışsınız. Çok organize. Ben seni aldım. Sen kısa yoldan hem yayıncılarına hem izleyicine bir şey alıp kaçma derdin desin ama evet. Evet arkadaşlar. Şu an parçalar almaya gidiyoruz. Benim parçalarım. Heyecanlı mısın? Evet. Ben hiç heyecanlı derim. Ama abi ya. Hazır sistemler parçaları böyle toplanıyor. Sonra arka tarafta. Aa çok iyi. Arkadaşlar. Sistem alanlara hediye. Söylemiştik daha önceki videolarımızda. Anahtarlık hediye. Aynen. Evet, arka tarafta istiyorum. Da sonradan göstereceğimiz sistem montajları vesaire yapıyor. Atıyorum burada herhangi bir ekran kartında arıza varsa ya evet. Da herhangi bir kasada kontrolleri bir yapılıyor. Tabii kontrolleri okay. Yapılmadan hiçbir sistem zaten dışarı çıkmıyor. Anladım abi. O yüzden hani kullanıcı rahat olabilir. Arka tarafı da göstereceğim peki, size. Peki kargoda bir durum oldu diyelim. Yani giderken kargoda atıyorum bir arızaya uğradı ürün. Olabiliyor. Kargodadan tanzim ediliyor. Ondan sonra bizimkiler zaten müşteriyi mağdur etmemek için tekrardan revize ediyorlar. O konuda
Anladım. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten bir de aldığınız parçalar garantili arkadaşlar. Kargoda fiziksel bir hasar alırsa dedikleri gibi tanzim tutanağı tutturarak, hani kargoyu da kontrol edin alın bir zahmet. Tanzim tutanağı tutturarak arkadaşlar parçanızı değiştirebiliyorsunuz. Arıza durumu olduğunda zaten buradan aldığınız bütün parçalar kendi distribütörleri tarafından garantili. Doğru mu abi? Garantili olduğu için de sizi gene mağdur etmiyorlar. Zaten yeni aldığınız ürünler bildiğim kadarıyla tamir olmuyor. Doğa kapsamında değişiyor. Hadi ben dayanamıyorum. Gidek bir an önce. Bağ. Tıra işlemci bunlardan. Sanki içinde pırlanta var. Öyle paket. Bayılıyorum. Benim 3 tane kavartan. Aga bu ne? Anladım. Yeni süper serileri biliyorsunuz çıktı. Bu da Gigabyte. Winforce ama ben Winforce istemiyorum. Mert abi ben Winforce istemiyorum. Bana Gaming X falan böyle. Tamam aa, onları halledeceğiz. Neyse Vildan sistemini toplayalım. Evet Vildan sistemini yapalım. Depo kocaman, her şey var. Gayet de düzenli ayırmışlar alt taraf üst taraf olarak. Her şey düzenli. Rayla her yerden direkt buradan paketledim evinize kadar geliyor. Bence büyük hizmet. Ben şu an alışveriş yapmak istiyorum. Ben şu an bilgisayarım için alışveriş sepeti istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi önce ekran kartıyla başlıyormuşuz. Ben buradan listeyi bir açacağım. Daha öncesinde bir hazır sistem yapmışız zaten. Bu sistemi beğenirseniz eğer Vildan sistemini direkt kendiniz de satın alabileceksiniz. O zaman Akkuş abi, evet. İlk ekran kartıyla mı başlıyoruz? Yani burada yakınımızda olduğu için bence uzatmaya gerek yok. Bence de. Nasıl buldun? Her yer bilgisayar parçası. Valla 4070'ler, 4090'lar. Seninki 4060 Ti'ydi evet. Sistemindeki. 8'lik gaming OC modeliydi değil mi? Evet. Şimdi onu bulacağız buradan. Karışık, bayağı karışık. Bir sürü var. Şu ne? 3060. Şu 8 GB. Evet. Bak, benden önce buldun, helal olsun. Gaming OC 4060 Ti 8 GB'lık. Anakart B550 de sanırım. Evet, o da B550. Gigabyte. Zaten yapacağımız sistemlerde bütün parçalar Gigabyte. B550 MK. Sanırım anakartın da bu. Gene sen bak, ben kontrol edeyim. Evet. Evet. B550 MK Gigabyte. MK. O da anakartın da bu. Şimdi işlemciye geçelim. İşlemci. RAM onlar sanırım burada değil değil mi? İki arka tarafta. Tamam, gel oraya geçelim. Migros gibi geziyorum valla. Migros gibi gerçekten. Evet, buradan Ryzen baktığıma 5, göre 5600X olması lazım. Evet, işlemci burada o yazıyor. 5600X yapmışsınız. 5600X de 5900X. Evet, bir tane buldum bak, burada var. Burada her çeşit şey var arkadaşlar. Yani işlemcide ne ararsanız var. Bak ne var? 7900X var. Aklınıza ne geliyorsa burada mevcut. Biz burada Migros gezer gibi. Bu da işlemcin. Temas et. Çünkü ben montajladıktan sonra bir daha dokunamayacaksın. Başka? Son dokunuşlar. Evet. RAM'imiz var. Patriot Viper Steel 16 GB'lıktan 2 tane. 3600 MHz. Evet, şurada ileride de RAM görüyorum. Bir oraya bakalım. Her yerde RAM var. Evet bak, işlemciler falan da var. Birazdan ben kendime de yapacağım arkadaşlar. 16 GB. Patriot 16'dan 2 tane. Bunlar RAM'lerin. Gayet güzel bence. SSD'nin de Patriot VP4300'müş. Şöyle biraz ileride bir şeyler var. Orada RAM vardı, ben aldım abi. Yok, ileride. Ha, ilerideymiş. Evet bakın arkadaşlar, hislerim kuvvetli. Ürüne doğru çekiyor beni. Hissediyorum. Hep birbirine o kadar benziyor. Burada bir Patriot daha gördüm ama RAM. He. Aa, kutuya bak. Oo, hepsini alıyoruz. Bak. Patriot 4300 Light mıydı? 4300 Light'sa alıyorum. 1 terabyte onu. Yoksa da bunu alıyorum artık, bitti. Öyle atılmaz ama Akkuş abi. Ha yani mal senin diye. Yok canım, estağfurullah. Bozulursa ben öderim. Neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? SSD'yi, RAM'i, ekran kartını aldık. Anakartı, işlemcimizi aldık. Evet, kasa kaldı arkadaşlar. Kasaya gidelim. Kasalar ne tarafta abi? Bir yönlendirirseniz. Diğer uçta. Döndürüyoruz. Abi kocaman yer, gez gez yoruldum ya. Daha vallahi gez gez yoruldum. Devasa. Oo, kasamız Ventoy'du hatırladım. VG18A 650 watt MIT ATX kasası. Vento biliyorsunuz ki arkadaşlar FSP'nin ürünü ve içerisinde FSP'nin PSU'ları mevcut. Bu mu? VG18A, evet. Bunu herhalde kaldıramazsın sevmek için. Ben kaldıramam. Ya Allah. Allah. Böyle dursun, zarar vermez. Evet arkadaşlar, parçaları bitirdik. Bundan sonra artık iş bizde, montajlamaya geçeceğiz. Zaten saat de öğlen oldu, bir yemek ısmarlan artık. Vallahi ısmarlarım Akkuş abi. Tamam. Heyecanlısın herhalde. Çok heyecanlıyım vallahi. Allah. Evet. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Valla ben kafamda canlandırıyorum da işte dediğim gibi. Yani ilk defa iyi bir bilgisayarım olacak. İyi. Artık umarım sadece LOL oynamam. Oynamazsın, merak etme. Bunda güncel oyunların hepsini oynarsın. Aynen. Haydi stüdyoya gidiyoruz. Hesap depo turumuzdan sonra Akkuş abiyle birlikte bilgisayarımı toparladık. Ne düşünüyorsun kasam hakkında? Sence yeterli mi? Bence güzel oldu. Yayıncı için bence fazlasıyla yeterli bir sistem. Ya bir de genelde LOL oynuyorum. Tabii ki arada ben farklı oyunlar oynadığım da oluyor ama. Yani şimdi hem işlemcin eskiydi hem ekran kartın eskiydi. Bence hem işlemci tarafında hem ekran kartı tarafında LOL için OBS kullanıyorsun, yayın açıyorsun sürekli. Onun için aynı zamanda hani ufak tefek render yapıyorsun. Evet, arada onlarda video da vesaire diliyorum. Hem işlemcin güçlü, yeterli,
hem de zaten Nvidia kart kullandığımız için CUDA çekirdekleriyle çok rahat bir şekilde Premiere'de de işini görür bence fazlasıyla. Bir sorum daha var Akmış abi. Bu sistem sence beni ne kadar götürür? Kaç yıl götürür? Evet. O çok göreceli bir kavram. Biliyorsun hani oyunlara özellikle online bir oyun oynadığın için sürekli bir güncelleme geliyor. Sürekli bazı şeyleri değiştiriyorlar. Bir gün aldığın FPS'i ertesi gün aynı şekilde alabiliyor musun LoL'de? Maalesef. Değil mi? Çünkü bir farklılık oluyor. Bazen yükseliyor, bazen düşüyor. Optimizasyon bozuklukları olabiliyor. Şimdi dediğim gibi oyun sektörünün nereye gideceğini ben de tam kestiremiyorum ama şöyle söyleyeyim. Tahmini konuşursak 3 sene, 4 sene çok rahat bir şekilde güncel oyunları rahatlıkla orta üst ayarlarda diyebileceğimiz şekilde oynarsın. Ha LoL'e gelirsek, LoL zaten çok sistem gereksinimi isteyen bir oyun değil. Sen de biliyorsun yayıncısı olarak. Yani LoL'de zaten sadece LoL olarak düşünürsen çok uzun yıllar götürür. Misal senin o eski sistemin seni çok uzun yıllar götürdüğü gibi. Evet. Yani artık böyle takım savaşlarında 50 FPS görüyorum, 60 FPS görüyorum. Arada bir donuyor, ekran gidiyor, sesler bozuluyor. Ama o işte artık multi iş yaptığın için bir yandan yayın vermeye çalışıyorsun. İşlemcine büyük biniyor. İşlemcin artık bir nevi eskidi hem yaş olarak hem nesil olarak. Bundan dolayı hani yenilemen çok çok daha mantıklı oldu. Parçalar anlatalım bence, merak evet, ediyorlardır. Bence de. Ben ekran kartından başlamak istiyorum. Sana kalmış. Gigabyte'ımızın 4060 Ti, Gaming OCC 8 GB. 3 fanlı. 3 fanlı. Artık buz gibi bir ekran kartım olacak. Evet. Bence ya, maksimum kaç sıcaklık görür? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben LoL oynamadığım için senin oynayacağın oyunda sıcaklıkları tahmin etme şansım yok. Zaten 3 fanlı bir sistem. Ön tarafında kasanın mesh bir sistem var. 120 mm'lik fanlarım var. Aynı zamanda Exos fanım var. Yani bize zaten Nvidia şey olarak 4060'lar çok güç tüketmediği için çok ekstra yüksek ısılara çıkmaz. Hele ki LoL gibi oyunlarda ben ısınacağını çok düşünmüyorum. Serin bir şekilde çalışır. O zaman elektrik faturam da az gelecek. Gibi. Yani eski ekran kartın 2060'tı. Eskiye nazaran dönüp baktığımızda eski ekran kartlarının güç tüketimleri yenilendikçe kartlar düşürülüyor. Yani dediğim gibi hani elektrik tüketimi, güç tüketimlerini artık yavaş yavaş firmalar geriye doğru çekiyor. Elektrik faturasını düşünüyorsan evet, ama zaten şöyle söyleyeyim, bu kasayı bir gün boyunca açık bıraksan yani sana kaç para yansır? Belki 3 lira, belki 2 lira bir şey yansır. Yani o zaman kâfır gayet. Ha, ay boyunca da yani 100 lira, 150 lira yaksın bırak. Yani yaksın o kadar, sonuçta su yakmıyor. Şunu dile getirmek istiyorum Akkuş abi. Şimdi Nvidia biz oyuncuların sevdiği bir ekran kartı markası. Evet. Çünkü hani ben evet LoL oynuyorum, daha çok MOBA bir oyun. Evet. Ama FPS'e de bakınca günümüzde çok FPS oyuncusu görüşe CSGO olsun, Valorant olsun. Arada Apex oynuyorum mesela, hani görüntüleri görmek zevk veriyor. Hani o pikseller olsun vesaire. Artık daha canlı göreceğim. Nvidia'nın DLSS 3 yapay zeka sayesinde hem oyunlarda daha fazla böyle FPS yükseltme değeri oluyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Rekabetçi oyunlardan ziyade hikaye, sorry, bazı oyunlarda biliyorsun ki hani bazı sistemler düşük kalabiliyor. Yani bu sistemle misal atıyorum günümüz şartlarında, günümüz Türkiye'sinde böyle çok üst düzey bir sistem değil. Biliyorsun bunun 4090'ı var. İşlemcide evet, çok daha yüksekleri var. Şimdi normal şartlar hikaye bazlı oyun oynadığı zaman bu ekran kartının hem DLSS 3, bazı oyunlarda hatta DLSS 3.5 ve 4000 serisi kartlara getirdiği frame generation diye bir özelliği var. Yapay zeka sayesinde aralara görüntü katı atıyor ve hani o aradaki yırtılmaları falan minimuma indirerek sana aldığın FPS'in çok daha fazlasını veriyor. Yani görüntünü bir nevi düşük ölçekte, çözünürlükte işleyerek hem üzerine yük bindirmiyor hem araya yapay zeka görüntü karesi attığı zaman aldığından, normalde aldığından daha fazla FPS alıyorsun. Oyun keyfin bir nevi katlanmış oluyor. Süper haber. Ve dediğim gibi hani normal şartlarda daha önceki nesillerde mesela senin ekran kartında DLSS illaki vardı ama daha eski bir versiyonu ve Frame Generation 4. nesilden itibaren çıktı bu kartlarda. Yani DLSS okey, çok güzel bir teknoloji ama burada senin kullanman gereken Frame Generation. Hikaye story bazlı oyunlarda. Rekabetçilerde de tabii ki oyun destekliyorsa kesinlikle açılması gereken bir özellik. Biliyorsun ben de bugün kendime sistem topladım. Evet, ben de Nvidia teşekkür ediyorum. Ben de Nvidia tercih ettim ama ben yoğunlukla oyundan ziyade hani ben de genelde Valorant tarzı oyunlar oynuyorum ama yoğunlukla editimi... Valorant da refleks özelliği işin içine giriyor. Düşük gecikme. Bu FPS oyuncular için bayağı önemli ama. Tabii hani kesinlikle. Rekabetçi oyunlarda karşındaki rakibin bir tık önüne geçmiş oluyorsun. Nasıl monitörün herzi yüksekse, evet, nasıl mouse'un daha kaliteliyse refleks özelliğin olduğu zaman da karşındakine göre avantajlı hale geliyorsun oyunda. Vallahi
Gigabyte ve Nvidia bizi şaşırtmaya devam ediyor. Evet. Peki başka özelliği var mı? Bilmemiz gereken. Şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda senin oynayacağın oyunlar için fazlasıyla yeterli bir kart. Tamam, video belleği olsun. GDDR6 video belleklerine sahip zaten. 8 GB'lık bir video belleği de senin oynadığın klasmandaki oyunlarda fazlasıyla yeterli. Sen ufak tefek böyle Premiere falan da kullanıyorsun. Evet, dediğim gibi kuda çekirdekleri. Senin burada hani gözetmen gereken bunlar. Zaten dediğim gibi hani hem soğutma bloğu olsun, üstündeki backplate'i, ön tarafında 3 tane fanın olması gayet senin çalışan bir kart. Bakalım yani ne kadar LoL oynuyor olsam da, LoL yayıncısı olsam da tabii ki yayın dışı da benim de oynadığım hikayeli oyunlar vesaire olabiliyor. Fazlasıyla ihtiyacını görür. O yüzden evet. Ekran kartımız yakıyor. Çok güzel üst düzey. Şimdi işlemci tarafından... Yani işlemcimiz Ryzen 5 5600X. Çok güzel bir işlemci. 6 çekirdek 12 izlekli bir işlemci. Hani DDR4 mimarisinde fiyat performans bazlı tercih edilen en güzel işlemcilerden bir tanesi. Tabii ki hani DDR5'e geçtik. Hani günümüz şartlarında artık 7. nesilleri falan çıktı ama arka plana dönüp baktığında hem 6 çekirdek 12 izlekten oluşuyor. 65 watt gibi bir düşük bir güç tüketimine sahip. Yine az elektrik faturası. Gibi evet. Yani öyle düşündüğün zaman evet. Mesela atıyorum ben gene kendime sistem yaptım. Oradan da reklam mı yapayım bu arada? Mesela ben i7 kullandım. Benim kullandığım işlemci normalde ortalama 100 watt civarında ama çok daha böyle zorladığın zamanlarda çok daha yüksek wattlara çıkabiliyor. Otomatikman elektrik faturası, ısı, soğutabilme. Mesela şu anda sende stok soğutucu kullanıldı. Senin oynadığın oyunlar için, yaptığın işlemler için bu stok soğutucu yeterli. Zaten dediğim gibi kasanın ön tarafı hava aldığı için, her yer hava aldığı için. Burada kasadan ses gelmiyor. Gelmiyor evet. Eski kasan sesli miydi? Eski kasam yani su sesi olsun. Su sesi? Yani şey sıvı soğutucudan ötürü. İşte efendim mesela açılırken bir bağırma sesi olsun, bir acı çekme sesi geliyordu evet. Benim kasamdan. Hayırlısı olsun yani sessiz. Evet şu an ben de duyuyorum. Ben daha sana yakın olduğum için daha iyi duyuyorum. Ya daha böyle. Evet fanları falan yani. Ses çıkartmıyor. Güzel bir kasa. İşlemci tarafında dediğim gibi hani senin yapacağın işleri fazlasıyla idame ettirir. Bu arada monitörün 2K'm. Bir tane 2K'm var. Bir tane normalim var. Tamam şimdi 2K'da dediğim gibi bu işlemci bu ekran kartını beslemek için çok yeterli. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Bu sistemi siz de satın alabileceksiniz. Aşağı açıklamalar kısmına zaten linkini bırakır. Oradan girip güncel fiyatını kontrol edebilirsiniz. İsterseniz de hoşunuza giderse sistemde satın da alabilirsiniz. Bunu da ekleyelim. Onun haricinde işlemcim bu şekilde. Anakart tarafında zaten takipçilerin de görüyor. B550MK var. MIT ATX bir anakart. Biliyor musun? Bilmiyorum anakartın çok hakkında. Çok bir bilgim yok anakart hakkında. Hani o zaman ben şöyle söyleyeyim. İşlemci ve ekran kartını biliyorum evet ama anakart evet. Çok böyle uzak oldu. B550 diye. Çok eski bir mimari değil. Hani normalde 1-2 sene öncesinin bir ürünü ama MIT ATX bir anakart. Çok büyük bir anakart değil. Aslında ihtiyacın olan bütün bağlantı çıkışlarını üzerinde barındıran bir anakart. RAM tarafında zaten 4 tane slotu var üzerinde. Normal şartlarda biz 2-2 yani 16-16-32 GB kullandık sen yayıncı olduğun için. İşte Premiere'de, OBS'de bunlar çok RAM tüketeceği için. Ama ilerleyen zamanda o iki boş slota mesela atıyorum bir 32 daha ekleyip 64 GB'a çıkabilirsin. Öyle bir avantajı var. 2 tane M.2 slotu var. Mesela 1 TB'lık bir disk aldık sana. O disk yetmediği zaman bir tane daha M.2 satın alıp üstüne ekleyebilirsin. Gayet güzel. Arka çıkışlarına baktığın zaman dahili görüntü çıkışları var. HDMI ve DisplayPort. Haricinde USB 3.2 Gen 1 portları var. 2 tane USB 2.0'ı var. Gigabit Ethernet portu var ve arkasındaki kulaklık jack taktığın yerlerin 7.1 desteklerini biliyor musun? HDI audio aynı zamanda 7.1. Buraya misal 7.1 bir ses sistemi bağlayabilirsin. Gayet güzel. 2 tane de bak yukarıda USB çıkışım var. Yani toplamda 2, 4, 8 tane USB çıkışı sana vaat ediyor. Evet anakartın ön paneline bağlamıştım hatırlarsan. Buradaki USB'ler de çalışıyor. Burada 2 tane USB 3.0 var. 2 tane de USB 2.0 var. Kasanın misal ışıklarını kapatabiliyorsun. Kasayı anlattım zaten. Alırken de söyledim. FSP markası üretiyor Bento'yu. Zaten belki oradan görünüyordur. Gene içerisinde FSP'nin Hyper Pro 80 Plus 650 wattlık bir PCU'su var. Bu sistem için gayet yeterli. Ekstra bir şeyler bağlarsan da üstüne. Onun için de güç kaynağı olarak yeterli. 80 Plus zaten %80 verimlilik veriyor. Gayet güzel çalışır. Gayet sıkıntısız çalışır. Kasamız bu şekilde. Başka ne aldık sana? RAM'lerimiz... SSD'miz ve RAM'lerimiz vardı değil mi? Evet. Alırken bakmıştık 1 TB'lık bir SSD aldık. NVMe M.2 Patriot'un VP4300 Lite modeli. Aynı zamanda PCI 4.0 bir M.2 SSD. Yani PCI 4.0 olması ne oluyor? Veri yolu daha geniş. Misal okuma yazma hızlarında 7400'e 6400 MB bölü saniye vaat ediyor. Yani 7400 MB'la okuyor. 6400 MB'la yazıyor. Buna sistemini kurduk. Gayet hızlı çalışıyor zaten. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda anakartın da hem PCI slotu tarafında hem de M.2 slotu tarafında PCI 4.0'a destek veriyor. Yani bu
vaat ettiği hızları çok rahat bir şekilde alabileceksin. Harika. Patriot burada güzel bir SSD yapmış. Ben sevdim bu arada. RAM tarafında da yine Patriot kullandık. İki tane 16 GB'lık arkadaşlar. Steel Single ismini ben çok aklıma getiremedim. 3600 MHz'lik GL18 RAM'lerinden kullandık. Ama şöyle bir durum var. Şu an bu kasanın içinde 16-16 32 GB 3600 MHz RAM'ler bulunuyor Patriot'un. Ancak sizlerin de satın alabilmesi için satışa sunulduğunda 8-8-16 GB şeklinde sunulacak, bilginize. Zaten oyunlarda arkadaşlar 16 GB RAM biliyorsunuz ki günümüz oyunlar için yeterli. Yani 16 GB ekstrem aşan oyunlar, Ark Survival şu bu falan, onun haricinde bahsetmiyorum. Global oyunlar zaten 16 GB şu an için günümüz şartlarında geçmiyor. Hem maliyeti size daha düşük çıkartabilmek için hem de zaten 32 GB RAM'i Vildan seçti. Evet. Çünkü dediğim gibi yayıncı olduğu için arkadaşlar bazı... Aynı anda bir sürü şey kullanabiliyor. Evet, bazı durumlarda daha yüksek işlem yaptığı için aynı anda OBS, oyun, belki arka planda, yan monitörde bir YouTube dizisi. Arka planda ekstra kayıt falan oluyor bir yandan. Evet. Oyunlarım kaydediliyor. Sonrasında tekrarını izleyebiliyorum hatalarımı vesaire görebilmek evet. için. Alırken... O yüzden 3 tane kayıt olduğu için biraz fazla yük biniyor. O evet. da işte RAM olması gerekiyor. Siz 8-8-16 şeklinde alacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun, zaten kontrol etmek isteyen arkadaşlar için aşağıda link var. Oradan bakabilirsiniz. Eğer isterseniz, dilerseniz bunu sizler de tabii ki yükseltebilirsiniz. Özelleştirme kısmı zaten olur arkadaşlar hazır sistemlerde. Başka da anlatacağımız herhalde başka bir şey yok. En çok hangi parçayı sevdin? Tabii ki de. Ekran kartı. 4060 Ti. Herkes niye şu ekran kartını seviyor? Yani şu güzellik. Evet. Ama şöyle bir Gigabyte şey ama gerçekten güzel Gigabyte yapmış. Gigabyte gerçekten hem yapmış hem de ekran kartını anakarta takıp çıkarmanın bir güzelliği var. Evet. Hani çok rahat, bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Normalde çok bilgisayarı böyle işte kurcalamam, parçalarını söküp takmam ama ekran kartını birkaç kere yaptığım evet. olmuştu. Hem de aşina olduğum için ekran kartıyla biraz daha yakın hissediyorum evet. kendimi. O yüzden 4060 Ti bana en yakın gelen parça. Bence de. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Ederim. Gerçekten tatlı bir sistem oldu hem senin için hem takipçilerin için bence. Hakkuş abinin biz üstümüze düşeni yaptık. Sistemi de güzel oldu. Ona da bakarsınız. Evet arkadaşlar, altına koyarsa Vildan. Koyarım benim tabii. Videomu ya da benim kanalımı, oradan da girip benim sistemi de kontrol edebilirsiniz. Kesinlikle. Sistemimiz bu şekildeydi Hakkuş abi. Teşekkürler. Biliyorum, ben topladım zaten. Evet, sen topladın. Açıkladığın için de çok teşekkürler. Eyvallah. Ağzına ne demek. Sağlık. Keyif oldu benim için. Uzun zamandan beri böyle bir yayıncıya sistem toplamamıştım. Benim için de yenilik oldu. Hep evet. istiyordum yeni bir bilgisayar almayı. Sağ olsun ince hesap ve Gigabyte işbirliğiyle yeni güzel bir evladım oldu bilgisayarım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hayırlı olsun. Güle teşekkür ederim.